Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dersimiz 13. Lema'da. 9. işaret. Sual. Hizbullah olan ehli hidayet, Allah'ın mücahit cemaati olan ehli hidayet, başta enbiya, peygamberler Hizbullah oluyor ve onların başında, bu peygamberlerin başında Fahr-ı Alem aleyhissalatü vesselam, yani Hizbullah'ın başında o kadar inayet ve rahmeti ilahiye, yani Allah'ın yardımı ve rahmeti ve imdad-ı subhaniyeye, Allah'ın yardımlarına mazhar oldukları halde peygamberler ve başta peygamberimiz neden çok defa Hizb-ı Şeytan olan, şeytan grubu cereyanı olan ehli dalalete, ahir zaman cereyanına mağlup olmuşlar. Tabi ahir zaman cereyanı o zaman yok ama onların kökü var. Oradan beri geliyor. Umumi bir şeydir bu, derstir. Her zamana bakar. Onun için bilhassa bu münafık cereyanlara neden mağlup olmuşlar? Hem Hatemül Enbiya'nın, peygamberimizin güneş gibi parlak ve parlak nübüvvet ve risaleti ve iksir-i azam gibi tesirli ircaz-ı Kur'ani vasıtasıyla irşadı ve cazibe-i umumiye-i kainattan daha cazibedar hakayık-ı Kur'aniye'nin komşuluğunda ve yakınında olan Medine münafıklarının dalalette ısrarları, hidayete dönmemeleri ve hidayete girmemeleri ne içindir ve hikmeti nedir? Yani hidayete gelmeleri çok çok beklenirken hidayete dönmemişler, inat etmişler. Bu mesele umum insanlık dünyasında her zaman, her mekan şu veya bu dereceleriyle mevcut olan bir hadise, bir mesele. El cevap. Bu iki şık müthiş sualin halli için. Sual oldukça derin. Sebeplerin bilinmesi derin. Bunu halletmek için derince bir esas beyan etmek lazım gelir. Yani ilahi hikmet, gaye bildirilmesi lazım. Şöyle ki, bu kainat Halik-i Zülcelali'nin hem cemali hem celali iki kısım esması bulunduğundan gerçekten iki kısım isimler dikkat çekicidir. Biri cemali, netice itibariyle cennete doğru giden, götüren, diğeri de celali, cehenneme doğru götüren isimler var. Bu celali ve cemali isimler bu celal, şiddet, azamet ve cezalandırmak gibi isimlerdir. Cemal isimler ise
iyilikler, ihsanları ifade ediyor. Bu külliyatta hayli geçer, celal ve cemal isimleri. Bunların önceliği de bilinmeli. Ve bu iki isim, çeşit isimlerin iktizaları var. Kainat, ilahi isimlerin iktizalarına göre tanzim edildiği cihetle bu celali ve cemali isimler burada nazara alınacak, bilinecek. Bu şekilde meselenin, bu sualin gerçek yüzü ortaya çıkacak. İki kısım esması bulunduğundan ve o cemali ve celali isimler hükümlerini ayrı ayrı cilvelerle göstermek iktiza ettiklerinden Halik-i Zülcelal kainatta ezdadı birbirine mezceli, birbirine mukabil getirip ve birbirine mütecaviz ve müdafi bir vaziyet verip, zıtlar var kainatta, birbirlerine zıt olan unsurlar var, bunları karşı karşıya getiriyor. Kim getiriyor? Cemali ve Celali isimler. Niye? O isimlerin netice itibariyle son duraklar edeceğimiz cennet ve cehennemin hak kazanılarak ortaya çıkmaları için bu zıtlar karması mücadelesi, tagayür kanunu, tekamül kanunu, hareket dünyasının gereği var. Şimdi biz bunları bu hikmet noktayı nazarından bildiğimizde dünya hayatında ne yapacağımızı, ne düşüneceğimizi daha iyi anlayacağız herhalde. Yoksa yer içer yatar gibi bir canlı varlık gibi oluruz. Halbuki burada yukarıda Hizbullah'tan bahsetti, Hizb-ı Şeytan'dan bahsettiydi. Bakınız, insan dünyasında iki grup vardır, birbirine zıt ama çok şiddetle zıt. Ve bu cemali ve celali isimlerin de tecelli bakımından en üst dereceli mahalleridir. Şimdi kişi ne diyecek? Hele hele bu akıl zaman fitnesi zamanında ben neredeyim? Hangi cemaat dairesindeyim? Hiçbirisiyle meşguliyetim, alakam yoksa o zaman ben neyim? Ben dünyaya gelmişim, gönderilmişim. Niye geldim, kim gönderdi, onları hiç hesap etmez bir durumda yemek, içmek, yatmak, ondan sonra toprağa gömülmek. Tamam, ne oldu? Hiç. Yani geldin veya gelmedin, bu hikmet dünyasında hiçbir yerin yok. Hani sen bir varlıktın, varlığın kıymetli olacaktı, ne oldu? Hiç bunlardan haberi yok o zaman. İşte kütük gibi gelmiş, kütük gibi gidiyor. Kütük gibi de gidemez ya, cehenneme gider. Onun için buralar çok dikkat çekicidir. Müdafi bir vaziyet verip birbirine karşı karşıya geçirip hikmetli ve menfaatli bir nevi mübareze suretine getirip bu varlık dünyasında da bu böyle. Yani insan dünyasına daha gelmedik. Hani varlık alemi böyle getirip ondan zıtları birbirinin hudutuna geçirip soğuk sıcağın, sıcak soğuğun içine giriyor. Karanlık gündüzün, ışığın, ışık karanlığın içine giriyor. Bunun gibi sayda say bir sürü zıtlar birbirinin içine giriyorlar ve bundan da tagayyur dediğimiz sabit ve nasıl mevcutsa öylece kalmak, ileri geri gitmez olmak hali değil. Yani donuk bir varlık dünyasının bir değeri yok. Onun için böylesine hareketli bir dünya getirip ihtilafat ve tagayyurat meydana getirmekle mesela bizim küçüklük devremizde nurculuk gelmişti bize, Salih-i Nur'a sahip çıkmıştık kendi çapımızda. Yaşlı, namazlı, niyazlı kişiler derlerdi. Ya kardeşim ne işin var bu işlerde? İşte kazan, ye, iş, namazını da kıl, tamam. Nasihata bakınız. Haliyle daha fazla peki şimdi. Hani kişi dünyaya gelmiş,
Maneviyat dünyası, hikmet ilahiye sahasında hiçbir değeri yok. Kilo işi de bir değer taşımıyor. Artık bu kişiyi ne diyeceksin, ne anlatacaksınız yani? Bu da ne anlatıyor Kur'an hesabına? Kişinin düşüncesi ne? Kendi düşüncesi ona din gibi olmuş. Bu asırda böyle insanlar hayli fazla. Dinledik mi? Hayır. Peki ne oldu? Bizi daha fazla hareketlendirdi. Ha, demek ki bunlar uyuyor. Yorgansız, yataksız. Biz o zaman devam edeceğiz dedik. Daha hareketlendik ve sonra gördük ki böyle yapmak gerekiyormuş diye kitaplarda gördük. Daha fazla hareket etmek. Evet. İhtilafat ve tagayyurat meydana getirmekle kainatı kanunu tagayyur ve tahavvur ve düsturu terakki ve tekamülüyle tabi kıldığı, bu zıtlar karmasıyla bir hareketlilik olmayıp donuk bir vaziyette olsaydı kainat, nasıl idi ise öylece kalacaktı. Çeşitli hususiyetlere sahip bir hareket dünyası olmayacaktı. Cennet, tagayyur kanununun dışında, üstünde bir yer. Orada bu tekamül kanunları, tagayyur kanunları yok. Kıyamette bunlar birbirinden ayrılmış ve de ebedilik hususiyetini kazanmış. Ama tagayyur kanunu olan bu alemde, alem-i şehadetten bütün bu hikmet-i ilahiyenin iktizası üzere olan hadiselerin her hepsi ebedi ve canlı olarak ahirete, cennete aktarılmakla cennet ciddiyetini kazandı der kitap. Yoksa yok. Onun için bunlara biraz daha tefekkürlü bir düşünceyle bakarsak biz kendimizin nerede olduğumuzu, ne yapacağımızı daha iyi anlarız. Dünya tarafındaki bağlarımızın ne biçimde olması gerektiği, o aleme ne nazarla bakacağımızı daha iyi anlarız. Bunları bilmiyorsak biraz önce dediğimiz gibi işte basit manada kalırız. Onun için kainatta bu tekamül kanununa tabi kıldığı için o şecere-i hilkatın bu kıyamet kopacak olan nereye kadarsa o kıyamet dairesi hepsine birden bu ağaç, yani hılkat ağacı, yaratılış ağacı, yani bir mecaz tabirdir bu. Yani biz çünkü bu ağacın meyvesiyiz, yani onda olan özellikleri taşıyan bir özet durumundayız. İşte onu anlatıyor. Şecere-i hilkatın cami bir semeresi olan insan. Hani o kainatta ne varsa insanda bulunuyor, çünkü onun meyvesidir, çekirdeği gibidir. Bu insan nevinde, bütün insanlarda o kanun-u mübarezeyi, kainatta konulan kanun-u mübarezeyi daha acip bir şekle getirip, yani bu varlık dünyasında zıtlar birbirine giriyor ama fazla gürültü çıkmıyor. İnsan alemindeki mübarezde kanununda dünya çalkalanıyor. Kan gövdeyi götürüyor. Ama öyle niteliler çıkıyor ki biraz sonra bazı şeyler göreceğiz, her şeyler. Daha acı bir şekle getirip kim getiriyor? Cenab-ı Hakk'ın hikmeti, celal ve cemal sıfatlarının iktizaları getirip bütün terakkiyat-ı insaniyeye medar bir mücahede kapısını açıp. Burasını çizdim. Neresi çizdim? Bütün terakkiyat-ı insaniye medan. Yani bu anlatılan tekamül kanunu olan mübarezde dairesinde olmayan insanın tekamülü, hele hele bahsizme fitnesinde mevzu bahis değil. Ya tedenniyata gider ki ekseriyetle böyledir, yahut da böyle tenha bir yerlerde ise olduğu yerde sayar. Değer taşımaz. Onun için bütün terakkiyat insaniyeye medar bir mücadele kapısını açıp hikmet-i ilahiye, Hizbullah'a karşı, yani Allah'ın mücahit cemaatine karşı meydana çıkabilmek için, biraz güç gösterebilmesi için Hizb-ı Şeytan'a bazı cihazat vermiş. Kim? Allah vermiş. Yani Hizbullah ile
çarpışabilmek için, Hizbullah'ı biraz terletebilmeleri için Hizb-ü Şeytan'a Allah destek veriyor. Hiçbir Müslümanın düşünmeyeceği bir biçimde bir hikmetli hadiseyi anlatıyor Üstad. Hiçbir Müslüman bu şekilde düşüneceğini düşünmüyorum. Bu yaşa geldim, hiç duymadım böyle Müslümandan bu manaya ait bir şey, böyle zayıf da olsa. O zaman Risale-i Nur da gerçekten kainattaki ilahi gayelerin sahasında en üst dereceli bir yol takip ediliyor. En üst dereceli, daha ötesi yok. Onun için bugünün insanların çoğu böyle senin gibi kişilere baktıkları zaman akılları ermiyor. Nitekim rivayet vardır. Deli denecektir. Deli, deli. Kim diyecek bu deliliği? Kendilerini akıllı zanneden Müslümanların büyük bir çoğunluğu, az olan bu mücahit cemaata ve mensuplarına deli. Niye? Alışmadığı hayat anlayışı, alışmadığı dünyaya bakış tarzı ve yaşayışı görüyorlar. Ashab-ı Suffa hakkında da aynı şeyleri okuduk. Deli diyorlardı. Kitaplarda yazılır. Tabi o deli diyenler aslında hakiki deli onlar. Delilerin delisi hatta. Buralar dikkat çekici, ehemmiyetli. Cihazat vermiş. Şimdi o cihazattan neredesin? Ha, iki mi? Hı hı. Bir şey, tavsiyemiz var burada. Bu manayı biraz daha genişletmek için. Bu fitne-i ahir zamanda Hizbullah ve Hizb-ü Şeytan ceryanları var. Bu iki ceryan var başlıca. Bunlara dikkat. Bu hususta çok böyle düşündürücü rivayetler, hadisler var. Onları şimdi burada zikretmiyorum. Bu sebeple, yani iki ceryan olduğundan dolayı bu zamanda bilhassa, bir İslam cemiyetinde olduğu gibi İslami ceryana girmeden dini hayat dini hayat korunamıyor. Bu fitne zamanında şer cereyanının, Hizb-ü Şeytan'ın karşısına olan, Hizbullah'ın tarafına girmeyen kişi fitne zamanı olduğunu, çok da azgın bir dinsizlik hareketi cemiyet yapısından sinsice girerek ifsad ettiğinden dolayı avam kendisini koruyamayacağı da açık bir mesele. Onun için bir İslam cemiyetinin durumunda değiliz. Ne yapılacak? Hizb-ü Şeytan'a karşı olan Hizbullah cereyanına, cemaatine girilecektir. Girmedin ya sen bilirsin. Yapacak olduğun işlerin neticesi de iyiliği de kötülüğü senin cebine girer diye ayetin ifadesidir. Onun için risalelerde ehli imanın imanlarını kurtarmaktan tekraren bahsedilir. Ehli imanın imanını kurtarmak. Yani o zaman soruyorlar mesela. Ehli imanın imanını kurtarmak ne demek diyorlar. Zaten ehli iman işte. Zaten imanı var. Var ama kaç metreye kadar gidecek? O kadar. Bu hususta rivayetler çok şeydir. Dikkat çekicidir. Yani bu ahir zaman fitnesinde Hizbullah'ın tarafına geçmeyen Müslüman'ın hali şey devresinde, asr-ı cahiliyet devresindeki ölümle ölür. Neydi o asr-ı cahiliyet devresindeki ölüm? Hiç yemiş işte canlı, yemiş içmiş ölmüş. Ki o da hafif aslında, öyle de değil bu zamanda. Yani ki o şer cereyanı onu kendine çeker, renklendirir ve imanlı zannettiği halde, işi bitmiş olduğu halde orada ahirete geçtiği zaman anlar durumu. Onun için çok dikkat çekici meseleler bunlar. Bahsedilir yani bu zamanda Hizbullah cereyanına girmeyenin manevi tehlikesi kavidir. Kastamonu vereceksen.
Kahvedir. Kastamonu diyor orada 110 sayfa. Şöyle diyor, bu hasta ve gaddar ve bedbaht asrın zamanımızı tavsif ediyor. Neymiş? Kapıyı kapa. Hasta, cemiyet hasta ve gaddar. Günümüzün cemiyeti gaddar, merhametsiz, yıkıcı, tahrip edici ve bedbaht. Asrın, yani bugünkü cemiyetin bela ve vebasından böyle öldürücü hastalığı işte, sirayet edip külli bir şekilde öldürücü katliam gibi bir netice doğuran vebasından ve zulüm ve zulmetinden en mücerrep bir kurtarıcı Risale-i Nur'un mizanları ve muvazeneleriyle neşrettiği nur olduğunu 40 bin şahit vardır. Yani bu Risale-i Nur'la imanlarını kurtaranlar şahittir. Demek Risale-i Nur'un dairesine yakın bulunanlar, yani Risale-i Nur diye bir şey vardır, bir Hizbullah'tır ve bu ahir zaman fitnesinde ona karşı çare bir cemaattir ve bir harekettir. Buna girilmezse girmeyenin hali perişandır diye duymuş bilmiş olanlar buna rağmen yine girmezlerse tehlike ihtimali kavidir. Ne tehlikesi? İman meselesinin gitmesi tehlikesi bu. Kavidir. Sonra girmek için ne gerekiyor işte abi? Girmek için Risale-i Nur kitaplarını okumak, anlamaya çalışmak, anladığını da yaşamak gayretine girmiş olmak. Ve de müsbet olmak şartıyla, Risale-i Nur'a uygun olmak kaydıyla derslere gidip dinlemek ve cemaat beraberliğinde bulunmak. Kimlik dersin falan yok ya. He? Kimlik dersin istemiyorsun. Yok, kimlik yok. Bu İman, küfür mübarezesi tekamül kanunudur. Zaten burada okuduk. Bütün terakkiyat-ı insaniye medar bir harekettir, dedi. Bakalım nasıl bir şeydir bu? Ona da bakalım, önemlidir. Mektubat, sayfa 100. Eğer denilse mübarek İslamiyet ve nurani asr-ı saadetin başına gelen o dehşetli kanlı fitnenin hikmeti ve vecih rahmeti nedir? Ben kendim gayet rahatlıkla inanarak ve de gayet makul olarak söylüyorum. Bu mübarek fitne yakın zamandaki olan nurculuk faaliyetinin üstad dairesindeki o hakiki nurcuların başına gelen bu fitne cereyanının dehşetli azapları, tahakkümlerinin bu kadar eziyetler çekilmesinin hikmeti nedir? Aynı sualin dahilindedir bu da. Hiç değişmez. Der, bedel İslam'a garip. İslamiyet garip olarak ortaya çıktı. Bu garibi bazen zavallı manasında anlamışlar. Bu zavallı olarak manayı pek kabul etmiyorlar bazı zatlar. Üstad da bu manada Tuğba lil Goyaba'dan alıyor. Hadisin sonu böyle. Seyaudu diyor hadiste. Nasıl ki bu asr-ı saadette bilhassa ashab-ı Suffa'nın o çekilmez sıkıntılı hayatlarında olduğu böyle İslamiyet onların üzerinde tespitler yapıldı, sağlamlaştırıldı, müdevvenat ortaya çıktı daha sonraları onlara istinaden. Bu durum en sonunda seyaudu, iade olunacaktır ahir zamanın son devresinde. O manadaki bir hayat şekli tekrar başlayacak. Evini, barkını bırakıp hicret edenler olacak.
Onun için hadisin sonunda tuba lil guraba, o din için gurbetlere düşüp o yolda hayatını ortaya koyanlara ne mutlu diye hadis böyle bitiyor. Ahir zaman mı demek? Ahir zaman için bu. Tuba lil guraba, Üstad bunu alıyor. Düşündüm diyor, rahat ettim. Evet. Bu bakımdan dikkat lazım. İmam-ı Rabbani Hazretleri radıyallahu anh'u, büyük bir imam ve müceddit aslında, mektubunda üstadın hayatına bakan işari manadaki mektubunda baktım, çok dikkatimi çekti ve onu ansiklopediye koydum, mevcuttur, tespit ettim sayfasıyla. Özeti şuydu, aynen bu Risale-i Nur'da denildiği gibi cemaati var, ona mektup geliyor, talebelerinden uzakta olanlardan. Mektubundan anladım ki diyor, bizim diyor bu gariplere diyor alakan var, cennetliksin diyor. Bakınız, dediğine bakınız. Siz de diyor bu gariplerle meşgul oluyorsunuz, demek diyor cennetliksiniz. Yani cennetlik olmanın şeyini oraya bağlıyor, vesilesini. Koskoca imam bu. Dikkatimi çekti, o kadar çekti ki bakınız onun o mektubatının o kısmını aldım, sabitleştirdim kitapta. Ya. Evet. Alakadar olması yetiyor mu cennete girmek? Bu alakadarlık derken yani ki mahiyeti nedir? Muhtevası, mana muhtevası nedir? Ali ile herhalde ki bir şeyler daha denilebilir o zaman, uzun olur o zaman. Yani dost manasından başlayan bir alakadarlık da var. Uzaktan bir işte iyi bakar, iyi falan şey yapar. Bir de var işte kardeş olur, yok talebe olur. Yok gider efendim merkezi bir manada hasta dairesinde ciddiyet kazanır. Giderek rütbe artar. Ama merkeze doğru gidildikçe de musibetler de artar. Bu da gene kitaptan. Dünyada musibet görmek istemeyenler, ahirette görmeyi evet kabul edenler, fazla bu sahaya yanaşmasınlar. Böyledir, bu iş böyledir. Sıkıntı bu bunların lazımıdır adeta. Rahat zahmete zahmet. Evet, evet efendim, bu da böyle. Yani hiç hatırımdan çıkmıyor, Kütüb-ü Sitte'de. Bir sahabe geliyor, oturuyor. Resulullah'ın yanında otururken o oturuyordu. Orada geldi, oturdu. Ya Resulallah dedi, ben seni de Allah için seviyorum. Sahi mi diyorsun dedi, dikkatini çekti. Evet ya Resulallah dedi, o zaman dedi musibetler hazır ol. Aa, sevdikse musibetler niçin rahat hazır ol niye demedi? Seviyor. Seviyorsa musibetler hazır ol. Niye? Dünyada hayat böyle. Şimdi okuduğumuz zaten de mübarizli kanunu derken rahat kanunu, keyif çekme kanunu değil ki bu mübarizli kanunu. Tam tersi. Evet. Ne değil Said? Ben de meseleden başlayacağım. Evet, tamam. Tamam. Çünkü onlar, yani bunlar da üstad ve cemaatı, kahra layık değil idiler. Adam bunlar niye kahretsin kafirler, münafıklar varken ki? El cevap. Nasıl ki baharda dehşetli yağmurlu bir fırtına her taifi nebatatın tohumların, ağaçların istidatlarını tahrik eder. Kim? Fırtına. Güzel bir temsil. İnkişaf ettirir. Her biri kendine mahsus çiçek açar, çekirdekler. Niye fırtına oldu da? Fıtri birer vazife başına geçer. Mesela bizim sevdiğimiz kavun olur veya incir olur. Değil mi yani ki? Evet, vazife başına geçer. Öyle de sahabe ve tabiinin başına gelen fırtına dahi, fitne dahi, çekirdekler hükmündeki muhtelif ayrı ayrı istidatları tahrik edip kamçıladı. Bak mübarezde kanunu gördün mü?
Yerinde duran ve his ve heyecanı tahrik edici olan karşılıklı zıtlar mücadelesi olmadıkça kişinin kötü insanlar, fitneli insanlar, münafık insanların bu çirkinliklerini ortalıktaki böyle acımaz ve şiddetli vahşiliklerinin nefretini kalbine alamazsa olmaz. Allah onlara gazapla bakacak, mümin onlara da muhabbetle bakacak. Nitekim son zaman fitne hakiki Müslümanları kamçıladı. Kamçıyı vurduğun zaman ata ne yapar? Dört nala kalkar. Ha, ne kadar güzel bir şey. Hatta Kur'an'da cihat yolunda, maddi cihatta ata binildiği zaman, o zaman işte vasıta buydu. Atın nallarından çıkan seslere, çakırtılara ve toza yemin ediyor Allah. Düşün, ayetlerde görüyoruz bunu. Niye? Atın nalından çıkan ses veya tozlara yemin edilirse, o atla gidilen ana gayedeki olan şerefe nasıl yemin edilir, nasıl değerli olduğu da anlaşılır herhalde. Bir kıyas. Tozuna bile yemin var. O zaman mübareze kanunu. Bu usta çok rivayetler var, gördüm de burada hepsini zikredemeyeceğim. Çok. Atın tozuna yemin ederken orada gayede zikrediyor mu? Ya işte hedefe gidiyor, atla gidiliyor da cihada. Tozu bile değerli. Artık gelsin. Allah için cihattan bahsederken. Haliyle, siyak sıbak bu. Yoksa atın kendi başına zıplamasıyla çıkan toz olmaz tabii ki. Kamçıladı. İslamiyet tehlikededir, yangın var. Ya benim işim var, yangın varsa ne yapayım ben? Ben mi yaptım bu yangını diyen kişiyi düşün. Halbuki Allah'ın maksadı hikmeti ne? Adamın çenesinden çıkan söz ne? Diye her sayfayı korkuttu İslam için. İslamiyet'in hıfzına koşturdu, muhafazasına koşturdu. Şu anda İslamiyet'in koruyucusuna Risale-i Nur'un da hıfzına koşmak aynı mananın dairesinde bir değer. Her biri kendi istidadına göre Camii İslamiyet'in kesretli ve muhtelif vazifelerinden bir vazifeyi omuzuna aldı, kemali ciddiyetle çalıştı. Bir kısmı hadislerin muhafazasına. Şimdi hadisler böyle muhafaza edilmeseydi, edildiği halde bu Zendekat Ceylanı'nın yarma adamları Kur'an lisanıyla söylersek, yani kepaze şeyler söylüyorlar, yani dindarlık makamında münafıkhane, tespitine rağmen söylüyorlar. Ya edilmeseydi, bu fırtına ile o hareket yapılmasaydı ne olacaktı? Bir kısmı şeriatın muhafazasına, bir kısmı hakaik-i imaniyenin muhafazasına, bir kısmı Kur'an'ın muhafazasına çalıştı. Şimdi burada hadislerin muhafazası yapıldı. O tamam. Şimdi mana inceliklerinin açıklanması var. İkinci olarak Kur'an'ın muhafazası yapıldı. Kur'an sabit artık. Kimse ona dokunamaz. Dokunanlar çıkar ama kendilerine dahi inanmadıkları halde. Ondan sonra efendim bir kısmı hakaik-i imaniyenin muhafazasına, nuzulluğun faaliyeti bu devam eder kıyamete kadar. Yapıldı bitti yok. Bunda tecdidiyet var. İman sahasındaki hizmet devam eder. Çalıştı. Ve hakeza her bir taife bir hizmete girdi. Vazife-i İslamiyet'te hummalı bir surette sahi ettiler, çalıştılar. Şimdi bizim burada görünen üç ehemmiyetli vazifeden iman hizmeti vazifesinin devamı vardır. Diğerleri sabitleşmiş. Muhtelif renklerde çiçekler açıldı. Pek geniş olan alim-i İslamiyet'in aktarına, her tarafına
Sol fırtına ile tohumlar atıldı. Yani büyük zatlar hicret ettiler, çeşitli yerlerde faaliyete geçtiler, oraları nurlandırdılar, tenvir ettiler. Çiçek açıldı, mecazdır. Pek çok, pek geniş olan Alem-i İslamiyet'in aktarına o fırtına ile çiçekler açıldı. Pek geniş olan Alem-i İslamiyet'in aktarına o fırtına ile tohumlar atıldı, yarı yeri Gülistan'a çevirdi. Yani İslami hayatın güzellikleri yayıldı. Fakat maalesef o güller ve Gülistan içinde içinde ehli bida fırkalarının dikenleri dahi çıktı. Aynı şey asrımıza da aynı şekilde bakıyor. Peki çaprazlık fikirler nur dairesinde çıkmayacak mı diyor? Çıkacaktır. Çıkacaksa o zaman ne o kadar heyecanlandın ki derim ben de. Hazır olmak lazım. Hazır olmak lazım, mutlakız olmak lazım. Her denen şeye kulak vermemek lazım. Ama bugün insanını istediği gibi yönlendirir ve aldatırsın. Niye? Bilmiyor bunları. Bilgisizlik bu aslında felakettir rivayetin dediği gibi. Güya desti kudret celal ile o ası çalkaladı şiddetle. Şiddetle tahrik edip çevirdi. Ehliyeti, yani İslam'ı koruma gayretinde sahip olan fıtratları gayrete getirip elektriklendirdi. Şimdi elektriklenince sen hemen gelirler, gönderilir zendeka cehennem tarafından dindar görünerek, hatta şu ansı da nurcu görünerek. Olmaz mı? Biz bunları gördük. Bana değmediler de yakın civarlarımı dediler. Yakınen biliyorum. Olmaz böyle efendim. Ona buna niye efendim şey yapıyorlar? Peki ne oldu biz bu haberi alınca? Bir kat daha üzerine vardık. Niye? Ya erkekseniz dedim ben kitapta. Risale-i Nur'u ele alın, oradan bana söyleyin söyleyeceklerinizi. Niye böyle arkaya yollarla münafıkan hareket ediyorsunuz? Bilginize eminsiniz, karşıma çıkın. Yok. Karşına çıkarsa başına geleceğini biliyor. Etraftan. Hep böyle oldu ve böyle olur. Artık siz de artık aklınızı başmayacaksınız. Biz ne yapalım yani? Bakkalda bu bir şey olsaydı paket ilacı alırım veririm size. Yani o kadar himmet ederim. Ama böyle değil bu. İmtihan dünyasındayız. Elektriklendirdi. O hareketten gelen bir kuvve-i anil merkeziye ile, yani itici bir kuvvetle pek geniş pek çok pardon pek çok ne diyeyim ben? Şuradasınız. Bu mu? Ha. Pek çok münevver müştehitleri ve nurani muhaddisleri de daha başlangıç olduğu için İslamiyet cihetinde kutsi hafızları, Kur'an koruyucularını, asfiyaları, yani iman hizmeti, Kur'an hakikatlerini yayma sahasında bu aktapları alemi İslam'ın aktarına uçurdu. Bütün İslam dünyasında böyle hakikatları, Kur'an hakikatlarını açıklayıp yerleştirecek zatlar hicrete girdiler, gittiler. Hicret ettirdi. Şarttan garba kadar ehli İslam'ı heyecana getirip Kur'an'ın hazinelerinden, yani mana inceliklerinden, hikmetlerinden istifade için gözlerini açtırdı. Kim? Hikmet-i İlahiye. Niye? Dünya geliş gayesi bu olduğundan. Şimdi ne oldu? Biz mübareze kanunu hakkında bir tahşiye yaptık burada kısa yolla. Bir tane daha var. Bu ehemmiyetli bir hadise. Şurada da var mı? Neydi? Bunu ver bakalım. Tamam. Bu da şu. Bu münazarat. Sayfa 10. Şartta üstad uyanmalı, dini faaliyet bakımından uyanmalarını istiyor. Çünkü Üstad Hazretleri daha önce Van'dayken iki fırtına geliyor yazılı bu. Birisi işte cihan harbi, birisi de fitne, ondan sonra gelecek olan fitne-i ahir zaman. Hazır olun, hazırlanın diyordu. Ne demek hazırlanın? Yani gözünüzü açın, aldanmayın, aldatılmayın diyordu.
Onlara diyorlardı ki işte Mehdi gelmesi lazım. Biz bu bizim rahatımızı getirecek olan Mehdi'dir. Yani vatandaş bana iş düşüyor, ben dünya dini korumak için yapacak olduğum hareketlerle filmleri çekilecek. Ben tekamül edeceğim. Ehli zendakaya nefret hislerim bu şekilde gelişir. O zaman ben kamil insan olurum diye bilmiyor. Mesela Yensur'u Nesren tamam oldu halim. Bitti. Sihirli bir değnek. Evet. Evet. Bir mümkün kafalarına klasik şeyin alışkanlığın dairesinden yol açılmıyor bu cedidiyete. Bugün de öyledir bakıyoruz. Açılmıyor yok, kapalı. Ne yaparsan yap. Evet. Şöyle diyor, yani ben başından okumuyorum da bir paragraf buradan alıyorum. Elhasıl bu işin netice, yani en son olarak söylüyor. Başkasına itimat etmeyen, yani bunu söyleyen şarttaki olan işte üstadın sual soranlar, devletin durumundan endişe ediyorlar. Devlet İslamiyet'i korusun, koruyacak mı? Siz ne işsiniz diyor üstad? Korumasın keşke. Size korumak düşsün, siz kamil olun. Yok, devlet koruyacak. Yahut Mehdi gelecek. Bize yok iş. Biz de efendim tarlada ekeceğiz. Hadi bakalım. Kendin pişir, kendin ye derler buna. Kur'an sana ne diyorsa ona bak yahu. Elhasıl başkasına itimat etmeyen, yani devlete güvenmiyorsunuz, nefsiyle teşebbüs eder. Size bir misal söyleyeceğim. Bize de söylüyor şimdi, yani o zaman şartla demiştir diye olmaz, o zaman kitaba geçmez diye. Siz göçersiniz. Yani çadır hayatı yaşıyorsunuz. Göçerlerin malı koyundur. O işi iyi bilirler. Çobanlığı yani. Yani misal verirken de kişilerin bilebildiği, yaşadığı şeyden vermekte isabet var. İyi anlar. Tamam. Göçerlerin malı koyundur. O işi iyi bilirler, bilirsiniz. Şimdi her biriniz koyun da İslam, Kur'an hakikatleri diyeceğiz burada tabi, mecaz. Bunu devlet mi koruyacak bu koyunları, yoksa siz mi koruyacaksınız? Şimdi her biriniz bazı koyunları bir çobanın uhdesine vermişsiniz. Yani devletin eline vermişsiniz İslamiyet'i korumayı. Ki o zaman devlet layık değil. Anayasada, mevcut o zamandaki anayasada şey var. Aç varsın, ezan için. Daha açı, iyiden iyi aç onu. Devletin dini, dini İslam'dır maddesi var. 11. madde. O zaman. Kanun-u esası. Anayasa. Muhtesine vermişsiniz. Halbuki çoban tembel. Yani devlet, mevcut devlet tembel. Ve muavini kayıtsız da memurları yani. Köpekleri değersizdir. Yani polis, molis ve jandarma falan teşkilatları neyse. Tamamıyla ona itimat etseniz, bu koyunların korunmasını, yani Kur'an hakikatlerinin korunmasını, rahatla evlerinizde yatsanız, işinize, dünya işlerinize sadece baksanız, biçare koyunları müstebit kurtlar ve hırsızlar ve belalar içinde bıraksanız daha mı iyidir? Yoksa onun, yani mevcut devletin, hele hele şimdi artık bu mevzu bahis değil bile, mevcut adim-i kifayetini bilmekle, bu işi yapamayacağını bilmekle, nevmi gafleti terk edip, gaflet uykusunu, gaflette bu vaziyetinizi bırakıp, hanesinden her biri bir kahraman gibi koşsun, koyunları korumak için, yani Kur'an hakikatini korumak için, koyunların etrafında halka tutup, bir kuvvetli, tesanutlu cemaat haline gelip, ciddi manada, halka tutup, bir çobana bedel 1000 muhafız koruyucu olmakla hiçbir kurt ve hırsız, münafık yahut tembel memurlar vesaireler cesaret etmesin daha mı iyidir? Sizden soruyorum diyor üstad. Ne anlattı burada? Dinin korunması
sivil Müslüman da daha şeydir, temel teşkil eder. Ne var, ne vereceksin başka? Ha? Evet. Bu neymiş? Ha. Yine bu paragrafta geçen Hizbullah geçmişti, okumuştuk orada malum. Dersimiz şeyinde Hizbullah ve Hizb-ı Şeytan ifadeleri geçiyor. Bu da ne? Orada biz İslam mücahitleri dedik ama bakalım kitaba. Ha, tamam. Şuada 282. Kur'an'da Hizbullah namı verilen, Kur'an'da ayettir bu. Hizbullah. Humul galibun. Namı verilen ve umum ehli imanın uhuvveti cihetiyle kendimizi Kur'an'a hizmetimiz için Hizbul Kur'an ve Hizbullah dairesinde bulmuşuz. Yani diyor, bu Kur'an'a hizmet ederken baktık biz Hizbullah'mışız. Hizbullah olmuşuz. Burası kim var? Kim diyor? Arkadaşlar. Üstad diyor. Nerede? Ha, tamam. Ehemmiyetli bunlar. Şimdi burada da şu azlar 533 sayfa. Saniyen onlar, yani ehli dünya ve ehli gaflet, daha çok ehli dolalet ve zendeka ceryanı onlar, nasıl zorla en mahrem risaleleri en namahreme okuttular. Yani 5. Şua şimdi ve diğerleri, yani ahir zaman fitnesinin ve onun nesillerinin durumunu anlatan kitapları onlar ne yaptılar, buldular, ettiler falan, mahkemeye ettiler ve de herkesin okumasına yol açtılar. Dedi, bu kuvvetlidir, yol açmayınız, siz zarar edersiniz der üstad. Aslında yol açınızı da ister de, yani işte siz suçlusunuz manasında onları bu şekilde itham eden okuttular. Tabi resmiyet dairesinde. Öyle de zorla, onun gibi olduğu gibi, orada olduğu gibi zorla ısrar edip bizi cemiyet yapmaya mecbur ediyorlar bu zendika ceryanı. Çok dikkat çekici bir ifade ama çok yani makamlı bir ifade. Halbuki cemiyet ve komiteciliğe hiç ihtiyacımızı hissetmiyorduk. Yani mübarek manada bir cemaat halinde İslam hakikatları nasihat etme tarzında yürütecektik. Mübarek kanun dairesine girmiş olarak böyle karşı karşıya gelmiş bir kuvvetli cemiyet durumunda olmak istemiyorduk. İstemiyorduk ama çok istiyorduk. İstemiyorduk. Çünkü İttihad-ı Ehl-i İman cemaatindeki uhuvvet-i İslamiye nurcularda pek halisane, fedakarane inkişaf ettiği gibi ve eski ecdatlarımızın kemali aşkla ruhlarını feda ettikleri bir hakikata nur şakirtleri o milyonlar kahraman ecdatlarından irsiyet aldıkları kuvvetli bir fedailik ile o hakikata bağlanmaları şimdiye kadar resmi veya siyasi, gizli ve aşikar cemiyetler ve komiteciliğe hiç ihtiyaç bırakmıyordu. Biz daha mübarek bir manada bir yol takip ediyorduk. Ama siz rahat durmadınız. Zendika ceryanı, Hizb-ı Şeytan hücum ettiniz. Biz de bu zevese karşı mukabil ceryan olma durumuna ihtiyaç duyacağız. Diyor. Demek şimdi bir ihtiyaç var ki kader-i ilahi onları, o zendaka ceryanını bize musallat ediyor. Burculara musallat ediyor. Niye? Onlar, yani ehl-i dolalet, mevhum bir cemiyet isnadiyle zulmederler. Kader ise burcular hakkında neden tam ihlasla, tam bir tesanütle, tam bir Hizbullah olmadınız? O da kader de bunun için onları hücum ettiriyor. Sağlam bir Hizbullah haline geliniz, dimdik durunuz. Mücadele ve mübareze kanununun hikmetleri Kur'an'da zikredilir, çok çok zikredilir.
O zaman kader de bu cihetten onların hücum noktasında kapıyı açıyor diye bizi onların elleriyle üstad diyor. O akızama fitneti ceryanının elleriyle tokatladı, kader adalet etti. Niye Hizbullah olmuyorsunuz diye. Ha, demek o zaman burada Hizbullah der ki daha çok var Hizbullah meseydi de çıkartamadık o şeyi birader. Yani bir çıkartsak var da yani işte Ömer'le gidiyoruz şimdi. Bugün 1000 sayfa kadar yaptık. Yani ki bayağı gittik değil mi? Sen nerede Ömer? Nerede? Ne kadar yaptık bugün sen? 1000 oldu mu? Hangi gün? Başlık ne? Hizbullah mı? Yok yok. Adan gidiyoruz. G'ye kadar geldik. Adan G'ye. Bayağı suratlı gittik. Ama iflam kesildi ama. Olay mı işte? Ya evet. İşte. Her neyse. Ben ara sıra bir uyurdum da hiç uyumak da yok. Ya. Yani bunu kendine gaye edip gecede uykuyu feda etme. O kadar mı kaldı? Hı hı. Ya bakarız çaresine dur bakalım. Neredeyiz biz şimdi? Ne yaptık? Yok, işte bu sırrında. Bitti mi bu şey senin? Bitti mi? Ha, tamam. Hizbullah'a karşı meydana çıkabilmek için Hizb-i Şeytan'a bazı cihazat vermiş. Kur'an ne kadar, Allah ne kadar Hizbullah'ı yormak istiyor. Yani terletmek istiyor, görüyorsunuz değil mi? Yani ama bu ifadeden böyle anlıyorum ki yani Hizbullah çok kuvvetli. Yani Hizb-i Şeytan da hani biz acırız ya mazlumlara biz hani. Nerede? Hizb-i Şeytan'a verilen kuvvete, şeye bak, desteğe bakın şimdi. Verilen destek. Şu, işte bu sırrı dakik içindir ki, bu ince hikmet içindir ki enbiyalar çok defa ehli dalalete karşı mağlup oluyor. Peygamberler mağlup oluyor. Öldürülüyor. Derileri soyuluyor. Bakınız. Allah kayyumiyetle zerre bezere bütün varlık dünyasında kesiksiz hakim iken sonsuz kudretiyle isterse istediğini yapar. Yok. Filmler gidecek, cenneti süsleyecektir. Bu ince noktayı iyiden iyiye bilme derecemize göre biz İslam hayatımızın derecesini alırız. Sadece şeyle olmaz. Yani kafadaki şu işte klasik bilgilerle olmaz. Bu hikmet ve marifetullah bilgisi için Musa Aleyhisselam Hazreti şeyi takip ediyordu Kur'an'da. Hızır'ı. Bana öğret diyordu seninkinden, ilmi ledunden diye. Dayanamazsın ya Musa diyordu. Karışmayacaksın, söz ver. Bu o işte. Kimi takip ediyordu? Musa Aleyhisselam Hazreti Hızır'ı takip ediyor. Hazreti Hızır'da bu ilim var, ilmi ledun. Musa Aleyhisselam'da da işte şeriat ilmi var. Biliyor bu Hazreti Musa Aleyhisselam bu ilmin çok yüksek olduğunu, bırakmıyor peşini. Hazreti Hızır'a diyor ki, dayanamazsın diyor, benim yapacak olduğum işlere diyor, kaça çıkarsın diyor, niye böyle olur, bu yaptığın şeyler nedir, böyle kaça çıktın diyor, nitekim. Yani hani söz vermişsin çıkmayacaktın, yani bakıyor bu olmaz diyor şimdi Musa Aleyhisselam, nasıl yaparsın sen bunu, senin gibi adam. Şimdi bu bilgiler ne içindir Kur'an'da, Kur'an'da geçiyor bunlar, milletin buna haberi yok. O da bağırıyor, çağırıyor işte, elini sallıyor falan, ona buna çatıyor, oldu bitti, bu marifetullah mı? Herhangi bir nutukçu da bunları yapar. Hatta münafık da bunları yapar yani kürsüye çıkar. Milleti coşturur ağlatır hatta. Hiç bir heyecan duyuyor diye. Hikmet değil ki, ince mana değil ki. Müsaadenin bu cihetlerine dikkat lazım. Bu ifade de edilmez. Bilenler bilme derecesine göre hissederler, yaşarlar, anlarlar o kadar. Dairesi yok. Mağlup oluyor. Ve gayet zaaf ve acizde olan dalalet ehli, manen gayet kuvvetli olan ehli hakka muvakkaten galip oluyorlar ve mukavemet ediyorlar. Bu acip mukavemetin, yani Hizb-i Şeytan'ın, münafıkların ya Hizbullah'a karşı koyabilme, güçlü görülmelerinin
sırrı hikmeti şudur ki, şimdi Allah'ın bu Hizbu şeytana verdiği destek neymiş? Şu, dalalette ve küfürde, imansızlıkta hem adem ve terk var. Bak onların mesleğini böyle yapmış Allah. Şu kadar şartların varlığı ile medena gelen şu maddi hadise bir şart olmadığı zaman olmuyor. Bak terk. Sulamadığı şeyi, tarlayı, şey nedir o? Kavun bahçesini, tahtayı açtı, kapamadı sonradan daha su gitsin oraya diye kurudu. Ne yap? Uyumuş. Emri ademi tabir ediliyor buna. Uyumuş. Terk var. Ki pek kolaydır. Bak destek bu işte. Hareket istemez. Hem tahrip var ki çok zehildir ve asandır. Az bir hareket yeter. Bir kibrit at kaç oradan. Ondan sonra etvaiye duman dumana yanan şeye koşsun bakalım ne yapacak. Hem tecavüz var ki az bir amel ile çoklarına zarar verip ihafe noktasında ve firavuniyet cihetinden onlara bir makam kazandırır. Mareşal Fevzi Çakmak makamda en üst. Hep selam alıyor. Tek bir kimseye selam vermiyor o şey rütbedeyken. Daha üstü yok ki. Selam versin. Ama nasıl korktu ve kaçtı? Niye? Yakın tarihin şeyleri var. Ortaya çıkmamış daha. Yani basit, şırak. Ve birisine rastladım İstanbul'da gezerken. Yaptıklarını bana anlattı. Ya. Muamma olmuşlar, biraz anlatırsın. Yani ki bir adam geliyor önümden. Bir tane kirli paltosu var, yan duruşmuş, yakası da düşük. Kir pas içinde 80'i geçmiş bir adam. Sendeleye geliyor böyle. Durdurdum adamı. Sen kimsin, nesin? Aa alakadar oldu. Kimse alakadar olmuştu belki. Ben dedi falancanın dedi adamıydım, bize parayı dedi saymadan veriyordu, hep öyle olacak zannettik dedi. Şimdi dedi perişanım ben dedi. Ne yapardınız? Biz derdik işte şu adam gidecek. Biz onun hemen dedi mafya yani. Hemen dedi nerede gidiyor, nereye gidiyor, ne zaman nereye gidiyor falan bakardık diyor. Gece faslı bu kayboldu tabi. Bitti. Adam yok. Adam uçtu, uçuruldu. Şimdi böyle bir işte mafya işte. Yani ki. Bu yine kısası anladı, bana hep anlattı. Ben de içimden geber dedi, içimden dedim ama. Fevzi Çakmak neden korktu? Niye korkmasın? Nice onun ondan daha cesur adamlar gitti ki. Önünden mi korktu? Haliyle. Hem işte burada diyor ya, ihafe noktasında çekinir. Yani aldıkları destek bu oluyor. Hem akıbeti görmeyen ve hazır zevke muptela olan insandaki nebati ve hayvani kuvvelerin tatmini, telezzüzü, hürriyeti vardır ki akıl ve kalp gibi letaif-i insaniyeyi insaniyetkârâne ve akıbet endişâne olan vazifelerinden vazgeçiriyorlar. Nebati ve hayvani, bu uzun çeker, bunun şeyini yaptık. Kör hissiyat diye bir derlememiz var, senin eline geçiyor. Ben o, tavsiye ederim, onu oku. Kör hissiyat. Orada anlatılıyor bu. Eri hidayet ve başta ehli nübüvvet ve başta Habibu Rabbul Alemin olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın meslek-i kutsisi hem vücudi, ademi değil, hem subuti, tahrip değil ve tamir, hem tamir, hem hareket, hareketsizlik değil, yatmak değil, hem hudutta istikamet, yani nebati ve hayvan arzuna göre gitmek değil, kitabın dediğine göre bulunmak, düşünmek, hareket etmek, istikamet, hem akıbeti düşünmek, dünyayı değil ahireti esas almak, hem ubudiyet, emre göre hareket etmek, hem nefsi emmarenin firavuniyetini, serbestiyetini kırmak. Ben varım kimler, başka kim oluyor bunlar gibi olan enaniyetleri kırmak gibi esasat-ı mühimme bulunduğundan İslam tarafında. Ki, dır ki
Medine-i Münevvere'de bulunan o zamanın münafıkları, şimdi Ders-i Aleyh-i Nur'la onun bir son halkası olan Nur'un Kur'an hakikatları karşısında bu zamanın münafıkları o pek günü, pek parlak güneşe karşı yarasa kuşu gibi gözlerini yummuş, o cazibe-i azimeye karşı şeytani bir kuvve-i dafiaya kapılıp dalalette kalmışlar. Ne kadar kaldı? 5 dakika mı var? Hı. Tamam. Burada ne var? 2 demişsiniz. Şurada. Aman 1 demiş şurada. Hı. Bakayım ya. İnsan arada görülürse mefi. Evet. Bu ne? Ha. Bu şimdi şeye geldik. Bu 13. Lema'nın bu kısmının bir son paragrafı var. Oradan 10. işareti geçiyor. Bunu atlayacağım. Şöyle bir şey bu da. Böyle bir özet veriyorum. Böylece okumayıp geçiyorum. 81'in devamındaki işte bu sayfamız oluyor. Eğer denilse paragraf kısmı Resulullah'ın mucizelere istinad etmeyip